Yeniden birlikteyiz değerli izleyiciler. Yayınımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Artık bugünü de sonlandırmak üzereyiz ama tabii ki yayının son dakikalarına kadar sektöre dair önemli isimleri stüdyomuzda ağırlamayı sürdüreceğiz. Şimdi burada fuar alanında stand açanlar kadar açmayan çok değerli isimler de fuarı ziyaret ediyor. Fuarda yenilikleri takip ediyor. Sektörün en azından nabzını tutmak istiyor. Yanımızda Sezer Sağım Teknolojileri Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Serkan Karaca var. Serkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Siz fuarı gezmek için gelmiştiniz ama biz sizi de gördük dedik. Serkan Bey madem gelmişsiniz sizi de kaçırmayalım. Burada da biraz sohbet edelim. Ondan sonra fuarı gezmeye devam edin. Kırmadınız. Yayınımıza da katıldınız. Ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkürler. Ben de buradan bütün çiftçilerimizi Antalya'dan sevgi ve saygılarımızı gönderiyorum sizlerin aracılığıyla. Şimdi sağım teknolojileri dedim ama İşin yanında bir de tamburlu sulama makinalarımız var. Önce ondan başlayalım. Sulama özellikle böyle bölgeler için, hele ki Antalya başta olmak üzere tarımın yapıldığı her ilde çok önemli olan bir durum. Biraz bunu anlatalım. Nedir bu tamburlu sulama makineleri? Nerelerde kullanılıyor? Çiftçiye ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Evet, tamburlu sulama makineleri şu anda tabii endüstriyel bitkilerde, özellikle yem bitkilerine, bizim hayvancılık yönümüz de var az önce bahsettiğiniz gibi. Evet. Daha çok yem bitkileri noktasından hareketle yola çıktık ama birçok bitkide ve bitki türlerinde kullanılabiliyor. Şeker pancarında kullanılabiliyor, yoncada kullanılabiliyor. Silaj, mısırlık silajı ve tanelik mısırda kullanılabiliyor. Bunun birçok kullanım alanı var. En büyük avantajı çiftçiye işçilik noktasında çok kolaylık getirmesi. Aynı zamanda ekonomik bir sulama sağlamasıyla birlikte daha etkili bir sulama sağlama özelliğiyle de çiftçinin bir dostu diyebiliriz. Özellikle fuarlarda sizin gözlemlediğiniz mekanizasyon yani çiftçinin işini kolaylaştırıcı, az zamanda daha çok iş yapmaya yarayıcı makineler geliştiriliyor. Bunlar çiftçilerimize buluşturuluyor ve sergileniyor. Tamburlu sulama makinesi aslında tam bu tanıma uyan bir makine. Bir kişiyle çok rahatlıkla günde yaklaşık 35 dekar alanı rahatlıkla sulayabiliyorsunuz. Ve etkili bir şekilde sulayabiliyorsunuz. Her noktasına aynı eşit oranda suyu dökebiliyorsunuz. Mısır'da özellikle kendi ürünümüzden bahsetmek gerekirse 3 metreye ulaşan kanat yapısıyla yüksek boydaki bitkileri de çok rahatlıkla sulamak mümkün. Çok amaçlı kullanılan bir makine. Evet, aslında çok amaçlı olduğu kadar ülkeye de çok ciddi katkısı var. Neden diye soracak olursanız, şimdi biz vahşi sulama yöntemlerini kullandığımız için haliyle su kaynaklarını yok etmeye başladık. Evet. Ve biliyorsunuz sürekli uyarılar yapılıyor. Su kaynaklarınızı koruyun. Aksi takdirde ilerleyen dönemde çok ciddi problemler yaşayabilirsiniz. Evet. İşte sizlerin üretmiş olduğu bu teknolojiler sayesinde ülkedeki o su varlığının korunmasına da çok ciddi katkı sağlamış oluyoruz. O kesinlikle. Aynı zamanda su kaybından ziyade toprağın yapısını da vahşi sulamaya bozuyorsunuz. Tozluluk oranlarını artırabiliyorsunuz. Bu doğal bir yağmurlama sağladığı için toprak yapısını bozmuyor, bitkiye su stresi yaşatmıyor. Aynı zamanda hızını ve şeyini ayarlayabildiğiniz için, toprağa işleme oranını ayarlayabildiğiniz için de tam verimli bir sulama gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Evet, zamandan, işte kazançtan, bitkinin suya olan ihtiyacını karşılama anlamında neresinden bakarsanız bakın çok ciddi katkılar sunuyor. Evet. Peki Serkan Bey, bu teknoloji pahalı bir teknoloji mi? Yani şöyle söyleyeyim, tabii bunu muhtelif sulama makineleriyle karşılaştırdığınızda ilk yatırım maliyeti diğerlerine göre biraz yüksek gelebilir. Ama bunu yaklaşık 5 yıl gibi sürede, bizim hesaplarımızda 5 yıl veya 6 yıl gibi sürede kolaylıkla amorti edebiliyorsunuz. Yani örnek vermek gerekirse 110'luk boru çaplı yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bir makinenin fiyatı 90 bin liradan başlıyor. Evet. Ama bununla ilgili Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu %50 hibe destekleri var. Ziraat Bankası'nın uzun vadeli, 5 yıl vadeli var. 0 faizli kredileri var. Yine Tarım Kredi ve Panko Birlik gibi kuruluşların çiftçimize uzun vadeli ve sübvansiyonlu kredilerle bu makineyi alma imkanları var. Genel olarak baktığımızda diğer sistemlerle karşılaştığınızda uzun ömürlü olması, yaklaşık 20 senenin üzerinde kullanım ömrüyle
göz önüne aldığınızda çok da pahalı bir makine değil. Evet, yani neredeyse 20 yaşında bu işe başlayan bir kişi bu makine sistemini alsa 40 yaşında belki de emekli olana emekli kadar. Emekli olana kadar bunu kolaylıkla kullanabilir. Çünkü tamamen mekanik bir sistem. Tabii üzerine elektronik bazı sistemleri opsiyon olarak ekleyebiliyorsunuz. İlave yapılabiliyor. Bunlar evet. Tamamen çiftçinin ihtiyacıyla ilgili olan bir konu veya talebiyle ilgili olan bir taleple konu. Taleple ilgili. Şimdi birazcık da işin hayvancılık kısmını konuşalım. Aslında evet. Bizim ülkemizin en önemli şu son dönemde sıkıntılarından birisi. Süt sağım teknolojileri alanında da faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. Burada durum nasıl? Şu anda teknoloji boyutunu mu soruyoruz yoksa genel Kanı durumu? Çünkü evet teknoloji sürekli gelişiyor. Onu da anlatın bize. Yani sonuçta bu teknolojiler kullanıldığı zaman çiftçinin bu işi yapan yetiştiricinin elde ettiği kazanç da artıyor. Bir onu anlatalım. Artı sektörün durumunu konuşalım. Şimdi teknoloji boyutuna geldiğimizde tabii ki şu anda Türk çiftçisi özellikle hayvancılık noktasında en son teknolojiyi yakından takip ediyor. Hı. Yaklaşık bir 10 gün önce Almanya fuarındaydık. Orada da Türk çiftçilerle görüştüğümüzde. Evet. Hepsi yani bu işte ilgili olanlar çoğu gelmişler. Hem dünya hem de Türkiye'deki teknolojileri yakından takip ediyorlar. Türk firmaları da bizim kendi firmamız dahil, Sezer dahil. Bu noktaya çok uzak değil. Dünyadaki uygulamaları burada hem yerli çözümleriyle hem de ithal çözümleriyle Türk üretsin beğenisine sunuyorlar. Biz burada teknoloji noktasında geri değiliz kesinlikle Avrupa'dan. Ve kendi ülkemize uygun çözümleri çok rahat da geliştirebiliyoruz. Çünkü teknolojide herhangi bir karşılaşacakları sorun da en kolay çözüm yine yerli firmalardan doğru. Almak durumdalar. En mantıklısı. En hızlısı ve en ekonomik bir şekilde alabilirler. Çünkü biliyorsunuz döviz kurlarındaki değişimden dolayı onun da büyük oranda etkisi var. Bu noktada bizim sadece çiftçilerin dikkat etmesi gereken kullanabileceği kadar teknolojiyi almaları. Değil mi? Yani birçok alanda karşılaştığımız gereğinden fazla yatırım yapılmış ama kullanılmıyor. Bu noktada tabii bunların geri dönüşü de biraz daha uzun vadeli olabiliyor. Bu da tabii karlılığı etkiliyor. Bazen içine düşünülen ekonomik durgunun hayvancılık noktasında bunların da etkisi var. Doğru yatırım yapılmaması, doğru ürün seçilmemesi veya pahalı gereğinden fazla lüks ürünlere yönelmesi bu gibi durumlarda yatırımcıların dayanma gücünü veya ileriye doğru itme gücünü biraz daha geriye doğru atabiliyor. Peki hayvancılık kısmına bakalım. Yani süt hayvancılığı kısmına evet. Bakalım. İnekler kesime gidiyor biliyorsunuz ve süt para evet. Etmediği için artık yetiştirici bu işten uzaklaşıyor. Bu durum sizi nasıl etkiler? Şimdi tabii ki bu yani bizim işimiz süt olduğu için büyük oranda bu bizi dolaylı olan tabii ki etkiliyor. Bir durgunluk söz konusu olabilir. Tabii bunu ihracat noktasında aşabilen firmalar var ki biz de bunlardan biriyiz. Evet. Yurt içi piyasada genel duruma baktığımızda yani bayilerimizle veya bölgedeki arkadaşlarımla görüşünde bahsettiğiniz gibi süt ineklerinden kesilme gidenler var. Yine besi hayvanlarında şu anda kesilmek istenen ama mezbahalarda sıra olduğu için kesilmeyen hayvanlar olduğunu duyuyoruz. Hani bu noktada yem tüketiminin düştüğünü yem firmasındaki arkadaşlardan öğreniyoruz. Yani genel bir durgunluk söz konusu. İnşallah bugünlerde geçecektir. Ben çiftçilerimiz umudunu kaybetmesin istiyorum. Umutlarını devamlı taze tutsunlar istiyoruz. Bir geçiş dönemi. Bir geçiş hepimiz dönemi için. Gerçekten. Yani çiftçiyi olduğu kadar tüketiciyi de sanayiciyi de etkileyen bir süreç. Hepimiz birlikte mücadele edeceğiz. Evet zorlu bir süreç. Kolay değil. Ama biz bunun da üstesinden geleceğiz ve yeniden o i̇nşallah. Parlak günlere inşallah geri döneceğiz. Peki. Serkan Bey teşekkür ediyorum. Biz ayağınıza teşekkür sağlık. Kırmadınız yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler konuğumuz Sezer Sağım Teknolojileri Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Serkan Karaca'ydı. Kendisiyle hem işin sağım teknolojileri kısmını konuştuk. Aynı zamanda tamburlu sulama makinalarını bizlere anlattı Serkan Bey ki çiftçi açısından ne gibi artıları olduğunu paylaştı. İşin bir de süt inekçiliği kısmını konuştuk. İnşallah temennimiz hep olduğu gibi en yakın zamanda o parlak günlerine yeniden geri döner cümlesi oldu. Kısa bir aramız olacak. Sonrasında yeniden birlikteyiz. Oh,